Merhaba, hoş geldiniz. Ne yapıyorsun canlarım benim? Ne yapıyorsunuz? Gel benim masaya gel. Bir dakika, sen tavuk döner mi yiyorsun? Nereye gidiyorsun? Tepeye gidiyorsun. Bu ne yapıyor? Siz iyice alışmışsınız buradan otlanmaya. Patates mi götürüyorsun? Acayipsiniz yani cidden. Bu nedir? Allah'ım. Etraf korku filmi gibi. Döner yiyen kargalar var havalimanı içinde. Çok tuhaf. Selamlar. Uzun uzun kuyruklardan ve dış hatlardaki yoğun kalabalıktan sonra çıkış belgemizi aldık ve Kıbrıs uçağını bekliyoruz. İnşallah iyi bir yolculuk olur. Evet. Yerimizi bilmiyoruz. Şu an bilinmeyen bir havaalanındayız. Çorlu'dayız. Çorlu'dan Japonya'ya inşallah. Efendim, Kıbrıs'a Antalya üzerinden gidiyoruz. Antalya Havalimanı'nda bekliyoruz. Ama şu an nerede olduğumuz belli değil. Nerede belirsizlikler var. Neyse, indikten sonra eğer çekim varsa ya da bir Kıbrıs telefonu bulursak mutlaka konuşuruz. Sevgiler. Merhaba. Bize baba siler. Senin adın ne? Ne? Adın ne? Adın ne? Adın ne? Çok güzel değil mi? Valla biz boardingde kopuyoruz. Eğlence başlıyor. Şu anda uçaktayız. Az sonra karşı kalkışı gerçekleştireceğiz. Biz de Tamza İdi ve dalgın vaziyette telefonunda son hazırlıkları yapan Emre Hoca. Elinde görüyorsunuz GoPro var. Çok güzel bir uçuş bizi bekliyor. Bu arada hostesler müthiş gerçekten. Saygılılar ve çok sevgililer. Bizi iyi uçuşlar tekrar görüyoruz. Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti topraklarında Magosa'ya doğru bilinmeyen bir rotada ilerliyoruz. Canım İdil ve İzzet Amca ve aynı zamanda da Emre hocamızla Kıbrıs'ın ovalarından doğuya doğru, güneşin doğduğu yere doğru gidiyoruz. Hadi hayırlısı. Sevgiler. Misafirhaneden. Evet, sizde. Sizde mi? Evet. Çok güzel bir misafirhane var. Buyurun efendim. Heh, güzel. Evet. Müthiş bir hava. Emre Hoca iyice alıştı Kıbrıs'a. İlk defa geliyormuş. Bu taraf zeytin ve turunç ağacı. Bir şey dediğim gibi 24 yıl sonra ilk defa gelişim. Ama duyduğum kadarıyla çok bir şey değişmemiş durumda. Çok güzel bir misafirhane var. Tam bir Akdeniz evi. İzzet amca nerede? Aksiyon kamerasını aldı herhalde. Allah'ım. Onu Serdar abi söyledi. Aslında ben de bilmiyorum. O öyle sanmaz amca bu şeyler, bu meyhane tarzı. Mutlaka deneyin dedi. Onun için gideriz ayrıca. Emre Hoca gözlü. Emre Hoca yemek yerken.
Şimdi benim yemeğim geldi. Tavuk dolma. Çok güzel bir pilav. Garnitürler, salata ve patates. Bakalım. Selamlar. Kıbrıs'a çay bu. Yok abi, çay içiyor ya. O kadar da. Abartmayalım. Aşk verir ben aşkına ağır, benim sözlerim var. Hep kalpten inandım, kalktığımda baktım. Benden yastığım var. Yollar uzar gider, hep engin denizlere kalbim çarpar. Zaman durur, soğuk bile almadan varırsın bilmediğin yerlere. Mausa'da bilmediğimiz bir rotaya doğru kahvaltıya gidiyoruz. Emre Hoca, İzzet amca ve Emre Hoca ile birlikte. Sağ olsun Cüneyt Hocam bizi tamamıyla soldan işleyen bir trafikten götürüyor. Görüşürüz, bugün güzel geçecek. İşte workshop var. Workshop'tan sonra çok güzel etkinliklerimiz olabilir. Takipte kalın arkadaşlar. Şey gibi, Bugs Bunny'nin seslendirmesi vardı ya hocam, iğrenç. Arkadaşlar diye kereviz ısıra ısıra. Biliyorsunuz hocam, Bugs Bunny'yi seslendiren de havuçtan ne edermiş. Ve işin garip tarafı da havuç tamamıyla. Havuç şeyde, Amerika'da. Havuç Amerika'da çok satmadığı için Bugs Bunny'ye havuç yedirmişler. Normalde tavşanlar havuç yemiyorlar. Tavşanlar marul ve çimenle beslenirler. O da bir rezalet yani. Yani havuçla da akıllı yok ve seslendiren de havuçtan nefret ettiği için kereviz ısıtmışlar. Neyse, sabah bilgileri bu kadar. Şu anda Doğu Akdeniz Üniversitesi ana avluda, ismini vermeyeceğim bir sırada. Allah Allah. Merkezi Dersler Kafeteryası'nın arkasındayız. Evet. Burada. Çıkıyor sonrası ne olacak? Arkadaş, yapacak bir şey yok. Güzel. Haklısınız hocam. 9 oktavlı Georgia Brown'a ne diyeceğiz peki? Sevgili bir başkanım. 9 bak. Parmaklarla anca bu kadar çıkıyor. Şöyle bir I can explain falan. Senden var all by myself bekliyorum. Charis versiyonumuz versus Dimash yapacağız. Aslında kanalda öyle bir şey yapalım ha. Charis versus Dimash yapalım. Belli olsun. Adamın ya söylediği doğru çıktı dedim. Cemal diyor, ne sesiyle kıyaslanmış. Onunla bile kıyaslayamaz. Ultra vardı. Anlamıyorlar ki. Abi insanlar birini sevdikleri zaman onu yücelttikçe artık koyacak yer bulamıyorlar. İnsan sonu. Eyvah. Ne hakaretler yapmışlar. Cem Adrian'la Dimash'ı kıyaslamışım diye. Cem Adrian'la Dimash'ı kıyaslamadım. O kadar saçma ki. Yani mantıklı. Mantıklı. Çok mantıklı. Merkezi dersliklerin orada. Özgün'cim. Çay içiyoruz. Özgün çok güzel bir şarkı söyledi Özgün. Hepimizi şaşırttı. Kelebek söylüyor. Baştan sona doğru ton, doğru pozisyon. Ama kapalı ağzı. Böyle değil yani. Gösterilmişsiniz ağız açıklığına dikkat edemezsiniz. Ah keşke.
Keşke. Şarkı söyleyebilsem neler söyleyeceğim de. Of. Yakında Nisan'da İstanbul'da. Konuşacağız. 9 oktav testi yapalım da görün bakalım. Şu anda ismini vermeyeceğim bir Gazi Mausa. Bilinmeyen. Sorsana arkadaşlar ismi neymiş bunun. James miydi bu? James. James diye bir yerdeyiz. Sağolsunlar. Jamie Game of Thrones'ta var yalnız biliyorsun. Evet. Lannister'ların. Şimdi ama artık şeye katılıyor. Büyük ihtimalle evet. Bir de Jamie Fox var. Jamie Fox. Öyle diyorlar. Kulu çıkmış. Kulu kopuk. Yok şey, sesini kapatacağım. Girne, kordon koyundayız.
hep birlikte. Denize karşı ve Girne limanına karşı yürüyoruz. Şapkamı düzelteyim. Gördüğünüz şey, limatı. Evet. Oo, harika. Meraklılar ve alışkın mı? Hayır ya. Gerçekten. Evet. Ama kimsenin girmedi aşkı yok. Çok acıyor. İzzet Baba'ya sorsak acaba sürpriz gelir mi? Bir tek ona sormadık. Özgün gene bilinmeyen bir yerde. Güneşten kendimi tutmaya çalışıyorum hocam. Fotoğraf çekelim ya, bu kadar ezik ezik geziyoruz. Buyurun hep beraber bir saatte Allah razı olsun. GoPro, take a photo. Girne sokaklarında ve yaklaşık 23-24 derecelik bir yaz öncesi havada sıcakta terliye terliye yürüyoruz. Yani. Burada hep denizden ve havuzdan çıkılmayacak. Ya da klimalı aranda. Ama şu dükkanlar falan efsane yani. Ve Osmanlı dönemindeki mimarisini ve şeyini yavaş yavaş kaybetmeye başlamış ama böyle bir öz eleştiri yapabiliriz her taraf gökdelen neredeyse. Yavaş yavaş iki katlı evlerden koca koca yapılara geçinmeye başlanmış Girne'nin kuzey tarafında. Durum feci ilerisi için o kadar her taraf betona bulamayalım. Emre Hoca bu yaz havasına... Yaz mı yani? Kış falan değil. Bildiğin Mayıs sonu. Ben de dahil tabi. Bayağı Haziran başı hocam hatta. Haziran başı sıcak değil mi abi? Çok sıcak yarabbim. Akdeniz iklimi. Ama yok, yazın muazzam. Buraya kesinlikle gelinmez. Ben gel. Mehmetçik ve arkasındaki Türk bayrağı figürü ise harekatın bizzat Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından gerçekleştirdiğini göstermektedir ve temsil etmektedir. Bu da harekatın denizden, havadan ve karadan olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müşterek bir operasyon gerçekleştirdiğini göstermektedir. Yine heykel grupların içerisinde Türkiye'yi temsil eden kısımda bulunan müşterisi olarak da kullanılmakta olan evin önünde hali hazırda Ercan Havalimanı'na ismini veren pilot kıdemli binbaşı Fehmi Ercan ve Sıyyar Mustafa Girgin ile birlikte şehit düşen piyade kıdemli albay Ali İbrahim Paraoğlu'nun Türkiye'nin 41 farklı yerinden 71 şehidimiz bu şehitlikte, diğer şehitlerimiz ise Deniz ve Boğaz şehitliklerinde yatmaktadırlar. Şehitliğin proje mimarı Sayın Profesör Muammer Anatolu, şehitliğin girişindeki iki adet sütun ana vatana yatmaktadır. Kıbrıs Barış Harekatı'nda Kocatepe gemisinde şehit düşen 67 askerimize dahil olmak üzere toplam 498 askerimiz şehit düşmüştür. 8 subay, 5 asubay, 58 erbaş ve er olmak üzere yani Türkiye'ye açılan kapıyı sembolize etmektedir. Şehitlerimizin fotoğraflarının ve memleketlerinin bulunduğu mezar taşlarının 5 basamaklı olmalarının sebebi ise hava harekatında indirme yapılan 5 balon dağlarını sembolize etmektedir. Sol tarafımızda bulunan heykel grubu Kıbrıs'ı, sağ tarafımızda bulunan heykel grubu ise Türkiye'yi temsil ediyor. Bir yanda yılların özgürlük mücadelesini vermiş yorgun ve gururlu Kıbrıs mücahitleri, diğer yanda ise kardeşlerinin yardımına koşan kahraman Türk askerleri. Heykel grubunun aslında bulunan bu boşluk ise Türkiye'ye açılan pencereyi sembolize etmektedir. Heykel gruplarının 4 ayrı ayak üzerine inşa edilmenin sebebi ise harekatın 4 sıcak gün sürmüş olmasıdır. Sol başta bulunan gemi burnu figürü deniz kuvvetlerini, sağ başta bulunan kartal kanı figürü hava kuvvetlerini, Mehmetçik ve elinde tutmuş olduğu silah ise kara kuvvetlerini. Boğaz,
Kalesi şeydi değil mi? Sentilerio Kalesi miydi? Evet. Şuranın arkası. Tam işte onun yukarısında Sentilerio Kalesi. Yakında o üniversitesi kampüsü. Evet evet beraber gitmiştim. İşte beyaz evin girişi orası. Ha evet. Tank da orada galiba. Biraz yok, daha, tank daha, daha arkada. Dağın içerisinde. Lefkoşe belirsiz bir lokasyonda. Yolda da çektim bayağı. Şu anda belirsiz. Hayır, bayağı Kıbrıslı güzel bir geleneksel restoranında Lale hocamız sayesinde yemek yiyeceğiz. Emre hoca da. Karşılıklı. Aynı anda hem şahane. Tam Selimiye Camii'nin yanında bir. Hocam muazzam bir yer. Ayasofya. Harika. Roma Katolik Katedrali. Evet. Şu an. Şu anda Lefkoşe sokaklarında dolaşıyoruz. Emre hocalar çekimde. Biz İdil'le birlikte. Han geziyorduk ama büyük ihtimalle Magosa'ya geri dönüş yapacağız. Beymir hocam gitti bir yerlere arabayı almaya gittiler. Görüşürüz tekrar Magosa'da. Lefkoşe kesti şimdilik. Şu anda hiç bilmediğimiz bir şu anda hiç lokasyonu belli olmayan bir yerde Emre Hoca ile birlikte tıkınıyoruz. Vallahi ben ne yapayım hocam? Herkes beni çekiyor. İzzet amcayla birlikte biz yemeklerimizi bekliyoruz. Bugün sağ olsunlar. Çok güzel tıkındık Emre Hoca sayesinde. Ve hala tıkınmaya devam ediyoruz.
Sağ olsun Ahmet bizi çok güzel bir yere getirdi. Bugün çok iyi restoranlardayız yani. Çok iyi kafelerdeyiz. Benim şapkam niye yamuk çıkıyor ya? Rami Malek'e döndüm. Sürekli şapka, onun da papyonu ya şeylerdeydi, kayıktı. Benim de şapka kayık. Acaba bunu açsam mı? Neyse şu anda Gazi Mausa'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Nasıl yalan böyle? O kadar belli ki yani. Evet. Bursa, Cyprus. Doğru bir yer mi? Tüm ekip tabi. Hepimiz uykuluyuz. Bugün Mausa'da güzel bir gün geçirdikten sonra Emre Hoca ile artık Türkiye Cumhuriyeti'ne doğru seyahatimiz başlayacak. Bakalım. Bu arada şöyle bir şey, ben hep Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti diye bir gaf yapmışım da çok kızdılar efendim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ymiş. Kendilerine özür diliyorum tüm Kıbrıs halklarından. Kıbrıs halkları dedim ya hocam, iyice linç. Ay müzik varmış, müzik. Kınal'da linç bana karşı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti efendim. Evet. İzzet amca da aramıza teşrif ettiler. Bakalım bugün olsa çarpı koyacak. Direkt de şey yapacağız işte. Mausa'yı dolaşacağız. Tekrar sorularda görüşmek üzere. Mesela... Efendim şu an ismini veremeyeceğim bir meydanda şu anda Emre Hoca ile birlikte alışverişteyiz. İdil yanımda. Şu anda Mausa'da Maraş sahilindeyiz. Kapalı Maraş bölgesine. Giren var zaten, baksana. Biraz daha çıksın. Şu anda şu anda şu anda Mausa'da Maraş sahilindeyiz. Kapalı Maraş bölgesine. Giren var zaten, baksana. La yerinde. La sabahı. Dört akorlu işimiz geliyor.
önemi yok, rica ederim. Sevgilim bitti bu aşk, hoşça kal diyorsun. En sonunda bilinen bir yere doğru. Ercan Havalimanı'nın doğru yolculuğumuz başladı. Hemen şu ileride doğru şeyleri var. Burada market var ya. Evet. Marketin yanında serumları bıraktık. Nursel'i müthiş kız bu arada. Gerçekten. Takip edin. O Ses Türkiye'de yarışmıştı. Burada da çok iyi. O da yapıyormuş. İşler başardı bu bölümde. Çok iyi bir ses. İleride Türkiye'de çok önemli bir yere gelecek. Onunla tanışmak mutluluktu. Lale hocam müthişsiniz. Aynı şekilde tüm bölüm. Görüşürüz. Biz Ercan Havalimanı'na gidiyoruz.